Yatırımcı Rehberi Halka Arz özel programına hoş geldiniz. Değerli izleyenler ben Rahim Ak. Efendim Borsa İstanbul'da bu yıl 2014'ün başından itibaren 13. Halka Arz Altınay Savma Teknolojileri olacak. Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay bizimle Halka Arz'a ilişkin tüm incelikleri, tüm ayrıntıları konuşacak. Anlatacak bize Hakan Bey. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, bu meşakkatli günlerde bizi tercih ettiğiniz için yoğunluğunuzu biliyorum yoğun olduğunuzu teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyenler için bizim izleyenlerimiz genellikle yatırımcılar sizin de yeni ortaklarınız olacağını Doğru. tahmin ediyoruz. Doğru. Şirketinizi tanımak istiyoruz. Nasıl bir şirkettir altına savunma teknolojileri halka arz Olana kadar e, nasıl bir e, geçmişiniz oldu? Ne zaman kuruldu? Ortakları kimlerdir? Ve faaliyet alan nedir efendim? E, Altınay Teknoloji Grubu e, yaklaşık 30 yıldan beri Türkiye'de e, farklı teknolojiler, yani robot teknolojisiyle başlayan, sonra hareket ve kontrol teknolojileriyle devam eden e, ve kendi içinde yetiştirdiği insanla yeni teknolojileri geliştiren, bir gelecek vizyonuna sahip. 2006 yılında Roketsan'ın liderliğinde <laughs> uluslararası NATO kapsamında olan bir mühimmat projesi gündeme geldi. <laughs> Biz de Altınay Teknoloji grubu olarak bu projeye özgün ve yenilikçi bir sistem hazırladık. Bu NATO kapsamında, NAMSA kapsamında çok takdir gördü. <laughs> ve yaklaşık 16 aylık bir süre zarfında Düşünceden hayata geçen bir proje oldu. Böylece altın teknolojinin içinde 2006 yılında savunma teknolojileri konusunda bir yapı oluşmaya başladı. Hmm. Biz zaten uzun zamandan beri düşünüyorduk ülkemizin savunma altyapısına sahip olduğumuz teknolojik birikimi katabilmek için. Ve 2008 yılında bu projeyi başarıyla gerçekleştirdikten sonra, bunun etkileriyle beraber e, savunma alanındaki proje hacimlerimiz artmaya başladı. İşte Hı. milli tankımız Altay'ın özellikle ASELSAN tarafından yükseliş eğleyicisiyle başlayan süreç gelişmeye başladı. 2014 yılında Nedir efendim o söylediğiniz? Altay'ın Altay, Altay tankı bir... bizim Hı. Altay tankımızın yükseliş eğleyicisi yani namluyu dikey olarak yukarı aşağı kontrol Hı. eden ve sola sağa hareketini Hı. denetleyen Mekanizmalar, mekanizmalar bütünü. Evet, kusura Eğleyici. bakmayın. Tek tek soracağım ama hani bilmediğim için. haklısınız. Belki değerli izleyenlere de yardımcı olur Doğru, benim açıklama yapmam gerekiyordu. Bu eyleyiciyi de başarıyla geliştirdik ve böylece arka arkaya başarıyla gelen bu süreçlerle özellikle savunma endüstrisinin ihtiyacı olan alanlarda ki bunun altını şöyle çizmek lazım. Türkiye'nin ithal ikamesini e, Hı hı. Denetleyen, düzenleyen hatta onun yerine alternatif ürünler geliştiren bir e, stratejiydi bu. Ülkemizin e, ithal etmek istediği teknolojiyi ülkemizde bu ülkenin insanlarıyla beraber üretmek. Hı hı. Altınay Teknoloji'nin en büyük e, vizyonu, stratejik vizyonu buydu. Hı hı. Farklı teknolojilerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda 2014 yılında Altınay Teknoloji'nin içerisindeki savunma tabanlı araştırma ve geliştirme yapan ekibi ayırıp bir e, özel e, şirket haline dönüştürdük. Şirket haline dönüştürdük. Ü, yani özel kişiyle dönüştürdük evet. ve altına Savunma Teknolojileri yapısı 2014 yılında 30 kişiyle bu hayata başladı. Hayata başladı. Anladığımız kadarıyla bizim bildiğimiz, kenardan izlediğimiz savunma sanayi konusunda Türkiye'nin de e, üzerinde durduğu son dönem hatta hani e, hem devlet olarak hem millet olarak bayağı da hani gurur duyduğumuz bir takım gelişmeler yaşandı. Anladığımız kadarıyla altına savunma sanayisi de bu o anlamda burada kendine bir kendine bir yer edindi ama yeri nedir tam olarak bir kafamızda otursun lütfen. Çok doğru. 2014 yılında ayrı bir şirket olarak kurduğumuz Altınay Savunma Teknolojileri özünde üç temel noktayı öne çıkarmaya başladı. Birincisi ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve ithal edilen teknolojileri ülkemizde üretmek, hı hı. özgün ve yenilikçi ürünler tasarlamak ki biz bunu bilimsel bilgiden teknoloji üretmek, teknolojiyi ürüne dönüştürmek, ürünü gerçek anlamda sistemle hayatla buluşturmak yani bir döngüyü tamamlamak aslında. Hı hı. O yüzden de özgün yeni teknolojide üretme konusunda üçüncü kapsamda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli yapmasını bilen teknoloji üretebilen ve teknolojiyi yönetebilen insan yetiştirmek bu hı hı. üç ana strateji üzerinde özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu savunma endüstrisindeki e, olmayan yenilikçi ürün ve teknolojileri geliştirmeye başladık hı hı. neler ki bunlar Şakam bugün e, kısaca toparlayacak olursam bugün ülkemizin üretmiş olduğu en kıymetli, en değerli kara, deniz ve hava platformlarının ürünlerini, savunma ürünlerinin birçok ürün, sistem ve platformlarını üretiyoruz. Özellikle bunun altını çiziyorum. Ürün, sistem ve platform. Burada ne demek istiyorum onu anlatacağım. Tümü... Ürün şöyle bir örnek verelim bir e, namluyu hareket ettirmek istediğinizde o hareket mekanizmasını sağlayan hı hı. bir e, şey düşünün e, mekanizmalar Mekanizma. düşünün buna evet. biz ürün diyoruz Evet. sistem birden fazla ürünü kontrol eden ve yapı içerisinde hı hı. bulundurursanız yani sadece bir tane ürünle değil birden fazla ürünle yapıyı kontrol ederseniz biz buna sistemler bütünü diyoruz hı hı. mesela bir mühimmatı sökmek o mühimmatı sökmek için makineler, elektronik sistemler, yazılımlar bunların hepsi bir sistem. sistemdir. Platform ise yalnız başına tasarladığınızda içinde çok farklı mühendislik disiplinlerini barındıran, makine, elektronik, yazılım gibi bütün ürün ve sistemleri barındıran ve yalnız başına bir savunma ürünü hale gelen. Hmm. Mesela insansız hava aracı evet. bir savunma e, platformudur. platformudur. Evet. Zaten en fazla şimdi savma sanayi deyince bizim de aklımıza gelen, aslında isim vermek istemedim ama ver vermem gerekiyor şimdi. İstanbul buyurun. İHA'lar İHA ve SİHA'lar değil mi? Yani çok, çok konuştuğumuz bir çok şey. Doğru. Herkesin konuştuğu bir çok şey doğru. olduğu için söylüyorum. Çok doğru. Ee, son dönemde Türkiye savma sanayi denince hem ihraç da ediliyor. Bir, birkaç yerde başta Karabağ olmak üzere kullanıldı da e, başarılı şekilde. İşte Ukraynalılar benzer şeyler söylüyorlar, görüyoruz, duyuyoruz işte haberlerde, hı hı. sosyal medyada. Hı hı. E, bu e, şimdi bu gözle bakıldığında yani en gelişmiş e, savunma sanayinin en gelişmiş ürünü olarak İHA ve SİHA'ları e, göre görüyoruz biz. Doğru mudur bilmiyorum ama işte o anlamda bakıldığında eee Ürün olarak yani İHA, SİHA, başka türlü sanma sanayi ürünleri nedir? Siz şimdi uzay mühendisisiniz aynı zamanda. Doğru. Bir mühendissiniz ve doğal olarak anlatımlarınız mühendis dil, değil, mühendislik dili. Haklısınız. Ama bu tarafta da yatırımcı dili var. Doğru. Biraz daha basitten alırsanız çok memnun olurum. Şöyle, Altınay özellikle 2014 yılından sonra sahip olduğu bu mühendislik yetenekleriyle hem kara platformlarına, hem deniz platformlarına, hem hava platformlarına ürünler yapmaya başladı. Böylece sorunuzu biraz daha net olarak açmış olacağım. Güzel olacak. Altay Tankı'na ürün yapan Altınay Savunma aynı zamanda insansız hava araçları. Burada kanatsız pervanenin etkisiyle havada kalan drone dediğimiz, onların belli evet. büyüklükleri olan yani mikrodan, mikro, mini, orta, hafif ve Ağır olmak üzere geniş bir yelpazede yaklaşık 12 üründe. Burada ağırda neyi kastediyorum? Ağır yük yani faydalı yükü yaklaşık 2 insanı kaldırabilme yeteneği olan 150 kilogramlık hmm. bir faydalı yükü binlerce metreye yukarıya ve kilometrelerce uzağa Taş içindeki şeyden. otonom yazılımla rahatlıkla götürüp getirebilen kargo amacıyla da rahatlıkla kullanılabilen platformlar. Biz, bunları üretiyorsunuz. Biz bunları üretiyoruz. O yüzden de bunu özellikle hı hı. şöyle paylaşmak istiyorum. Altınay Savunma Teknolojileri kendisinin kurulma aşamasında olduğu gibi Altınay Teknolojileri içerisinde Altınay Savunma Teknolojileri kurulduğu gibi Altınay Savunma'nın içinde de farklı mühendislik ve yeteneklerle ortaya çıkan ürünleri Zaman içerisinde biz şirket haline dönüştürdük ve Altınay Savunma'nın içinden 2019 yılında insansız hava araçları bölümümüzü ayrı bir tüzel kişilik olarak hayata geçirdik ve Altınay Savunma'nın iştiraki oldu. İştiraki o şu anda. Dasal evet. Havacılık... Ya yani in... bu halka açılan şirketin içinde o içinde. ama. İçinde. Dasal evet. Havacılık Belirli Teknolojiler şirketimiz sadece insansız hava e, araçları yapan, onun kontrollerini, onun e, haberleşme mimarisini geliştiren bütün uçuş fiziğiyle alakalı altyapıyı sağlayan şirketimiz. Yaklaşık 70 kişiye yakın mühendis ve altyapıyla çalışan güçlü bir hava şirketimiz, havacılık şirketimiz. Bu şirketimize 2020 yılında ASELSAN ortak oldu. Ve bugün bir ortak bir yönetim kuruluyla ile beraber yönetiyoruz. Yaklaşık %49'u Aselsan'a %51'i Altınay savunmaya ait olan Dasal Altınay savunmanın bir iştiraki. İştiraki. Ee, Şimdi o da halka açılıyor. %51'i evet. o şirketin %51'i de halka açılıyor evet. değil mi? Bu, bu çok demek doğru. Evet. Ee, biz hareket ve kontrol konularında hareketten kastettiğim e, çok hassas hareketi denetleyebilen ve bunu kontrol edebilen hem mekanizma olarak hem de aynı zamanda yazılımı olarak bunları yapabilen bir yeteneğe sahibiz. Çünkü biz Türkiye'de ilk defa 1990 yılında endüstriyel robotu geliştiren ekibiz. Yani altı ekseni insan koluna benzeyen robot teknolojisini geliştirme, geliştiren ekip olduğumuz için biz hareket kontrol teknolojilerine çok hakim bir şirketiz. Şu anda da onları üretiyorsunuz. Evet. Buradan anlatmak istediğim şey şu. Özellikle havacılık platformlarında yani bir uçağa, havaya kaldırabilmek, havada tutabilmek sonra tekrar yere indirebilmek için hareketli yüzeylerini kontrol edebilmeniz gerekiyor. Biz bunlara eğleyiciler diyoruz. Yani Hı -hı. flapları, yükseliş dümenini, yön dümenini, iniş takımların açılıp kapanmasını, kapakların açılıp kapanmasını, bunların hepsi özel bir eğleyici hareket sağlayan kontrol yüzeylerine ihtiyaç var. Hı -hı. Bu konudaki tecrübemiz ve birikimimiz sayesinde 2019 yılında TUSAŞ geliştirmekte olduğu havacılık platformlarında kullanmak üzere ülkemizde ilk defa Altınay Savunma ile beraber eyleyici geliştirmek üzere yola çıktı. Ve biz TUSAŞ'ta %50 %50 ortak, Altınay Savunma %50, TUSAŞ, TUSAŞ, %50. TUSAŞ %50 olmak üzere TUSAŞ Altınay Actuator Company diye bir şirket kurduk. Hı hı. Bu şirketin en büyük amacı Türkiye'nin milli platformlarının eyleyicilerini geliştirmek, hı hı. uçuş kontrol eleyicilerini geliştirmek, uçağı yerde ve inerken ve kalkarken bütün fiziksel olarak konumunu sağlayan iniş takımlarını yapmak, uçakların benzer bütün havadaki birebir fiziksel özelliklerini aynısını yerde sanki uçak uçuyormuş gibi kontrol edip oradan aldığınız parametreleri yani uçak yerdeyken aldığınız parametreleri Uçağın uçağı, uçan uçağın gelişmesine katkı sağlamak için demir kuş dediğimiz simülasyonunu geliştiren, test ve doğrulama sistemi yapan ve aynı zamanda bunların hepsini kontrol eden ve denetleyen mekanizmaları geliştiren bir sistem haline getirdi. Bu da üçüncü, Bu da üçüncü şirketimiz. Şirket. Taç bugün e, dün e, uçuşu gerçekleşmiş olan Kaan'ın e, iniş takımlarını ve eğleyicilerini geliştiren şirketimiz. Hı hı, evet. Yani sahip olduğumuz teknolojik yetkinlik ülkemizin ihtiyaç duyduğu ileri teknolojileri üretmek ve bunu gerçek anlamda kontrol edebilir bir şekilde e, vatana e, hizmet olarak sunmak. Evet. O yüzden de e, ay Savunma'nın iştirakleri e, biraz evvel de bahsettiğim gibi ülkemizin çok kıymetli projelerinde önemli görevler ve e, evet. sistemler geliştirmekte. ay Savunma aynı zamanda bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Milli gemi platformumuzu da kullanılan, yaklaşık iki buçuk sene öncesine kadar yurt dışından tedarik edilen, sonra ülkemize gerçekleştirilen ambargo sonucunda alamadığımız helikopter yakalama ve transfer konusundaki sistemi geliştirip başarıyla milli gemiyle birlikte orada da varsa, milli orada da varız, onu komple geliştiren biziz platform anlamında. Hı -hı. Ee, Aynı zamanda görünmezlik konusunda da bir takım çalışmalarımız var. Ee, bomba imha robot yapıları konusunda çalışmalarımız var. Yani, yani projelerimiz ne? var. E, termal anlamda e, gemilere e, uygulanan bir yapı. E, mühimmatları sökme veya mühimmatları montaj etme. Buradaki sökme ve montaj etmekten kastettiğimiz insan ele olmadan robotik yapılarla yani atanmış hmm. mekanizmalarla bunları gerçekleştirme konusunda... Ee, çok ciddi bir ikibe sahip bir altyapıda projeler yapan bir savunma hmm. ailesiyiz. Çok ciddi bir teknoloji. Gerçekten Hakan Bey, yani ben, ben böyle olduğunu bilmiyorum. Sadece internet sitenizden baktım. Ama sizin anlatımınız da daha derin olduğunu, daha geniş bir teknolojiye sahip olduğunuzu anlıyorum. Ee, bir sizin ee, Müşterilerinize bakıldında savunma sanayi değil mi? Yani bütün bu anlattıklarınız savunma sanayi alanında doğru ki gelişmeler Şöyle bir, normal uçaklara sivil anlamda çok güzel. teknolojiye herhalde yani hakim olabilirsiniz. Tabii ki yaparsınız ama şu anda herhalde müşteriniz onlar değil. Rahim Bey Altınay Savunma Teknolojileri, Altınay Savunma Firması öncelikli bir teknoloji firması, sonra bir savunma firması aslında. Hmm. O yüzden de ülkenin ihtiyacı olan her alanda ürün ve sistem geliştirme yeteneğine sahip. Eğer siz sivil anlamda bir yerde bu ürünü kullanmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü askeri standartlar ve şartlar normal sivil ortamına göre çok daha zorlu süreçlere olan evet, evet. bir yapıdadır. Bugünkü müşterilerimiz ve ürünlerimiz önemli bir kısmı dediğiniz gibi savunma endüstrisi. Platformlar da hmm. zaten savunma endüstrisinde kullanılıyor. Ama şöyle bir örnek vereyim. insansız hava araçlarımız orman yangınlarını önlemek, bununla alakalı istihbarat ve bilgi toplamak gibi konularda mesela sivil endüstriye hmm. hizmet edebilecek orada da durumda. kullanılıyor. Tabii rahatlıkla kullanılabilir. Tabii. Geliştirilmiş ürünlerle tarımsal anlamda rekolte okuyabilirsiniz. Mevcut toprak yapısı üzerindeki bitkilerle alakalı işte su durumunu ölçebilirsiniz yani susuzluğu nasıl herhangi bir şekilde bir Hı -hı. ilave gübreye ihtiyaç evet. var mı yani sonuç itibariyle kullanmış olduğunuz elektronik yetenekler bunları birleştirerek bunu buradaki sensörlere belli bir şekilde farklı yapılarda kullanarak ki biz buna sensör füzyonu diyoruz farklı alanlarda bilgi toplayabilirsiniz. Bir kamerayla baktığınızda insanı görebildiğiniz gibi bir kamerayla bakıp mevcut bitkinin hangi pozisyonda olduğunu da görebilirsiniz. şeyi de görebilirsiniz. Onun yaşayıp evet. yaşamadığını veya evet. bir şey suya ihtiyacı var mı yok Bunları Nerede da bile... istiyorsanız orada kullan. Ama şu anda evet. faaliyet alanını sizin savunma sanayi. %85-90 savunma sanayisi. Savunma şirketimizin ağırlıklı alanı burada. Burada. Eee şunu merak ediyorum Hakan Bey şirket 3 tane Ayrı şirket iştirak var. Ee, i̇ki tane iştirak, bir ana şirketimiz var. Evet, tamam iki tane iştirak. E, Aselsan ve TUSAŞ'la ortaklık evet. halindesiniz. Evet. E, ana şirketin tin e, ortağı e, yönetim kurulu başkanısınız. Doğru. E, hisseleri tamamen size mi aitti? Yoksa e, başka ortaklar da var mı? Altınay Altınay Savunma'nın e, %80'i bana ait, %20'si Letven Kapital diye bir Hı, ee, evet. sermaye şirketine ait. Yani daha doğrusu bir girişim sermayesi girişim sermayesi evet. şirketine ait. Biliyorum o şirketi. O, evet. E, onunla beraber aslında biz şey evet. yapıyoruz. Biraz teknoloji konuştuk tabii. Değerli izleyenlere sıkmayalım. Belki <laughs> teknolojiyle arası hoş olmayanlar vardır. Peki. Ama ben benim gördüğüm Türkiye'de bu yani dediğim gibi İHA, SİHA, KAAN falan deyince insanlar çok ilgileniyorlar. Yani böyle hani e, bir e, o alanda hani teknoloji geliştirme alanında çok da Türkiye mahir olmadığı için Herhalde biraz onlar oldukça gurur duymaya başlıyoruz. O yüzden çok ilgileniyoruz gibi sanki öyle hissediyorum ben, öyle duyuyorum çünkü gelen insanların ilgilenmesi, hani haberlerdeki okunurluktan işte gemi park etmişti İstanbul'a biliyorsunuz. Hı. Geçen sene oraya olan ziyaretçi akarından anlıyorum ki e, ya da işte sürekli sohbetlerden, ihalardan, siyahlardan konuşulunca, Kağan'dan konuşulunca anlıyorum ki insanlar bu konuda biraz açlar. O yüzden belki yani teknolojiyle konuşsak e, hoşlarına da gitmiştir. O yüzden... E, Rahim Bey bir, bir şey eklemek istiyorum müsaade ederseniz. E, özellikle son 15-20 yılda irade anlamında çok farklı bir irade gösterildi. Kabul etmek lazım ki Türkiye'nin yolculuğu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri devam ediyor. 1971 yılında kendi uçağını kendi yap kampanyası başladı. 1974'te Doğru. Kıbrıs Barış Harekatı ile beraber Aselsan ve TUSAŞ kuruldu. Evet. 1985'te Savunma Sanayi Başkanlığı kurularak teknolojiyi üretmek ve tabana yayma konusunda ciddi anlamda yollar kat edildi. Ama son 20 yılda İradeden kastettiğim şu. Bilgiyi geliştirmek, gelecekle alakalı hedef koymak, koyulmuş olan hedefleri hayata geçirme konusunda icraatın önünü açmak. Bu kısmı çok önemli. Türkiye son 15-20 yılda savunma endüstrisi konusunda gerçekten çok önemli adımlar atarak ciddi anlamda bir birikim kazandı. Bu birikim bu ülkenin insanları tarafından iftar edilecek bir birikim. Evet. Çünkü 80-90 milyon nüfuslu bu ülkenin evlatlarını kendi sahip olduğumuz imkanlarla ancak koruyabiliriz. Hı. Türkiye 5-6 sene sonra bu coğrafyadaki en güçlü ülkelerden bir tanesi olacak biliyor musunuz? İnşallah. Isteği i̇steğimiz bana. o zaten. Sen mi söylüyorum? Bu arada siz her alanda Türkiye'ye hani memlekete bir çivi çakanın başımızın üstünde Yeri var savunma sanayinde de o zaman sizin anlatımınızla ta Kıbrıs Barış Hareketi'nden bugüne kadar savunma sanayinde kim bir taş koyduysa başımızın üstünde yeri var sağ olsun var olsun. Ee, kaç mühendis çalıştırıyorsunuz efendim? Ee, biz 2024 yılının başında 518 kişiye ulaştık. Kurulduğumuzda yani ay savunma kurulduğunda 30 kişiydi. Bugün 518 kişiyiz. Bunun yaklaşık 360'ı e, mühendis, yüksek mühendis ve doktorlu arkadaşımız. Hı hı. E, önemli bir kısmı da e, teknik yer ve teknisyen ki e, nitelikli yapması bilen yani, ara insan çok kıymetli. O yüzden biz bir ARGE şirketiyiz ve 30 yılda yaklaşık 10 milyon saatlik ARGE birikimine sahibiz. Evet. Altınay savunma dahil olmak üzere bütün bu altyapı Türkiye açısından bir teknoloji hazinesi olarak evet. e, değerlendirmek çok istiyorum. Çok ciddi bir insan gücü gerçekten. Yani Hedefimiz zaten ar sonrası mühendisi. yapacağımız şeylerle evet. bin kişilik arge e, altyapısına ulaşmak ülkemiz açısından. Mükemmel onu soracağım ama önce bir şimdi değerli izleyenler için yani evet böyle bir şirket var ve gerçekten e, savunma sanayi alanındaki Türkiye'deki gelişmeler herkesin göğsünü kabartıyor ama e, hem Türkiye'de hem bölgede e, hem dünyada savunma sanayinin e, nin için dezavantaj olabilecek unsurlar da var mıdır? Yoksa sürekli avantajları, yani işte bölgede Rusya-Ukrayna savaşı edersiniz, şimdi İran-İsrail e, gerilim oldu yakında, dolayısıyla öyle onlar denildiği zaman hemen akla savunma sanayi gelir. E, savunma sanayinin lehine olabilecek şeyler gelir. E, yok Ama tabii dezavantajlı durumları da var mıdır? Sizin için, sizin şirketiniz için ya da sektörünüz için. Şimdi savunma endüstrisinin yani Türkiye açısından bakarsanız kendi sahip olduğu altyapıyı yenileştirmek, yeni teknolojilerle bunları donatmak. Çünkü her yıl mutlaka geliştirmiş olan silahların alternatifleri veya onları engelleyecek, önleyecek, onları bertaraf edecek silahlar ve teknolojiler gelişiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bugün biz Türkiye'de ee, yapmakta olduğumuz hem insan hava araçları hem de diğer hava platformları olarak bakarsak dünyanın sahip olduğu teknolojiyi yakalamış hatta bazı alanlarda onu geçebilme düzeyinde ürünler geliştiriyoruz. Bugün e, kabul etmek lazım ki Baykar'ın başarısının arkasında yatan da bu. Yani teknolojiye egemen olmak. Hı hı. Biz kendi geliştirdiğimiz savaş uçağımızı 5. nesil bir savaş uçağı olarak geliştiriyoruz. İlk yaptığımız uçak bir dördüncü nesil bir savaş uçağı. 5. nesil savaş uçağımız Kaan. Kaan'ın en büyük özelliği ne? Görünmezlik özelliği. Yani hmm. bir ses hızının üzerinde giderken herhangi bir şekilde başka bir savaş uçağıyla e, bir temasa girmeden havada muharebe yapabilme yeteneğine sahip. Hmm. Bu, bu dünyada son teknoloji Bu dünyada şu anda son teknoloji. Biz Hep o teknolojinin tüm, tümüne sahip miyiz? Biz bu teknolojinin mümkün e, ilerleyen 1-2 yıl içerisindeki motorda bütün testleri de yapıyoruz. Bizim beklediğimiz motor teknolojisi yani jet motorundan bahsediyorum. O konuda da çok ciddi hamlelerimiz var ülke olarak. Onu da tamamladığımızda Kaan bu ülkenin aklıyla, yeteneğiyle, üretim kapasitesiyle üretilmiş 5. nesil bir savaş uçağı savaş olacak. Hı. Bu aynı zamanda Mühendislik ve teknolojik olarak bizim birikimimiz, ülkemizin birikimi. Çok Bu doğru. ülkenin insanların geliştirdiği bir şey. Çok doğru. Şirkette de olsa, de, devlet de olsa, evet. ülkede üretilmişse öyledir. Ben de öyle sayıyorum. Peki İHA ve SİHAlar için aynı şeyi söylüyor musunuz? Her şey için Son aynı teknoloji şey söylüyorum. Dünyada, dünyada İsrail nasıl üretiyorsa bizdeki mesela bizde biz ondan bir adım geride falan değiliz, öyle mi? Biz özellikle Hı. şimdi insansız hava araçlarında farklı teknolojik yetenekler var. Haberleşmede. Havada kalma süresi, bizim sava e, savaşan e, insansız hava araçlarımıza bakarsanız yani e, havada görev yapan hava araçlarımıza bakarsanız en önemli konulardan bir tanesi otonom uçuş yetenekleri. Uzun süre havada kalabilme, e, istihbarat ve bilgi toplayabilme, sahip olduğumuz e, mühimmatları etkin bir şekilde kullanabilme. Bakın burası çok önemli yani bizim insan savaşlarımızın etkinliği biraz ve bahsettiğiniz gibi mühimmatı o kadar etkin ve kesin bir şekilde savaşta uyguladı ki başarı öyle geldi zaten. Yani ne demek o? Attığınız zaman hedefi vurabilme yeteneği. Nerede oldu Karabağ'da mı? Bir sürü yerde oldu. Karabağ'da taçlandı öyle söyleyeyim. Evet. Yani evet. o yüzden de şunu söylemek istiyorum. Böyle cümleler kuruyorum yanlış anlamayın. Biz yıllarca bu milletin sahip olduğu vergileri toplayarak, bu ülkenin istikbali açısından e, silahlarımızı aldık, fakat kullanamadık. Evet. Bugün artık kendi geleceğimizi, kendi sahip olduğumuz bilgiyle e, kuvvetlendirmek istiyoruz. Zaten en önemli kısmı burası evet. ve bu aynı zamanda zenginliği de sağlıyor. Yani şöyle düşünün, bir hava aracı geliştiriyorsunuz, onun önemli bir kısmını ülkenizde üretiyorsunuz. Oraya harcadığınız kaynak ülkenizde kalıyor. Evet. Savunma endüstrisinde doğal olarak çalışan başına ürettiğiniz katma değer 50 bin dolar, 60 bin dolarlardan başlıyor. Bunlar sosyoekonomik olarak aynı zamanda ülkeyi geliştiren yapılar. Evet. Yani 80 bin kişilik bir hem ARG hem üretim altyapısına sahip bir savunma endüstrisi oluştu Türkiye'de. Evet. Çok kıymetli. Evet. Yani para verip gerçekleştiremezsiniz, yapamazsınız, inanın bana. Evet, e, tam da söylediğiniz gibi, evet. Yani bu bu ülkenin vergilerinin çok boşa harcandığını gördük. E, şimdi özellikle de sanma sanayinde bir şeyler oluyor, orada görüyoruz, orada bir şeyler var. Tam olarak bilmesek bile, ama sizin de anlatımlarınızdan e, bundan sonraki e, emin olabilirsiniz Türkiye savunma endüstrisinde. Bu vatanın evlatlarını güvenli bir şekilde kendi ülkesinin sınırları içerisinde dışarıda bile koruyabilecek güce sahip. Bugün Türkiye sahip olduğu teknolojiye egemen olma yeteneğiyle gerçek anlamda iftar edilebilecek bir durumda. Geliştirdiğimiz savunma ürünleriyle bu ülkenin insanını güvenli bir şekilde bu ülkede koruyabilme yeteneğine sahibiz. İnanılmaz bir güç bu. Evet özellikle bu e, savunma sanayi denince, savunma sanayi ürünleri denince ve Karabağ'da taşlandı dediniz ya, kökleri oraya dayanan birisi olarak e, kim e, ürettiyse, kim geliştirdiyse minnettarım kişisel olarak söyleyebilirim onu. Karabağ'ın e, şikalden kurtarılması için çok ciddi rol oynadı e, sağ, bizim e, insansız e, hava araçlarımız onu biliyorum. E, peki, şimdi biraz sizin şirketinize dönelim tabii. Şirketin Hayır. Önümüzdeki dönem büyüme potansiyeli nedir? Çok ciddi gelişim gösterdiğinizi anlattınız. Ama bundan sonraki potansiyeli nedir? Şöyle, yani biz özellikle Türkiye'nin bu bahsettiğim gibi hem kara hem deniz hem de hava platformlarında ürün, sistem ve platform sağlayıcısı olarak görev yapıyoruz. O yüzden de özellikle orta ve uzun vadeli projelerle ülke bunları bu hizmeti sunma konusunda ciddi bir altyapımız var. Şöyle bir örnek vereyim size yani sayısal bir örnek. 2023 yılı sonu itibariyle 2024'ü katmadan konuşursak 2023 sonu itibariyle şu andaki backlogumuz yaklaşık 100 milyon dolar mertebesinde. Bu fiili olarak bizim geliştirdiğimiz veya geliştireceğimiz ürünlerin teknik ve mali anlamda nasıl hayat bulacağını gösteriyor. 2024 yılında zaten başka bir şey var. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu tarz teknolojileri yine bu ülkenin içerisinde bulunan şirketler tarafından hayata geçirilmesi, onların üretilmesi hakikaten çok önemli bir gelecek vadeden bir yapısı var. Biz yenilikçi teknolojileri geliştirerek onu ürün hale dönüştürüyoruz. O yüzden de biz bilimsel bilgiden teknoloji geliştirme yeteneğini ortaya çıkartan Normalde masanın üzerinde olmayan, fikren, hayalen başlayan, sonra da hesaplamalı olarak deneysel araştırmalarla ürüne dönüşen, sonra da test ve doğrulamayla onun bizim gerçek ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğini gördükten sonra sistemin bir parçası haline dönüştürdüğümüz teknolojileri geliştiriyoruz. Araştırma, o yüzden de geliştirme işte. gelecekte rolümüz ve yükümüz bugünden çok fazla olacak. Evet. O yüzden de bin kişilik ARGE altyapısına ulaşmak için önemli bir çaba içerisinde olduğumu biraz evvel arz etmiştim Halka arzın e, ana nedenlerinden birisi de bu mudur? Yani şu anda mühendis, mühendis sayısı 300, 350 mi dediniz? 360. Kaçıyor? 360. 360, 360 mühendis sayısından bine çıkacağız. Öyle mi diyorsunuz? Bir neden halka arzı düşündünüz? Temel sorusunu sorayım. Sonra Peki. yine e, adım adım giderim. Ee, ben onu biraz daha şöyle genel bir Buyur, şeyle nasıl arzu, müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. Altınay e, bir teknoloji, bu ülkede bir teknoloji e, şirketi var etmek, yaratmak için yola çıktı. E, kendimize bir gelir kapısı olsun diye değil, ülkenin istikbaline değer üretsin, ülkeyle beraber büyüsün, ülke var olduğu müddetçe var olan bir şirket ortaya çıkartalım. Farklı ülkelerde o ülkeleri geleceğe taşıyan büyük teknoloji şirketleri vardır. Bunları siz evet. e, benden daha iyi bilirsiniz. Biz de kendi ülkemizde anılan kuvvetli bir teknoloji yapısı şirketi kurmak istedik. O yüzden de bunun iki tane temel bileşeni var. Bir tanesi nitelikli yapmasını bilen insan. Onu yetiştirmek için ayrı bir çaba sarf ediyoruz. Hayal ettiklerinizi geleceğe güçlü bir şekilde ilerletebilmek için de mali anlamda güçlü olmanız gerekiyor. Dünyaya baktığımızda bütün teknoloji şirketlerinin tamamının, hepsinin halka arz yaptığını, hmm. kurumsal bir yapıya kavuştuğunu, bu kurumsal yapıyla güçlü, hem şeffaf hem yönetilebilir bir yapı ve sistem kurduğunuzu görürsünüz. O yüzden de ben Görüyoruz. bir aile şirketi kurmak için yola çıkmadım. Hmm. Ben ülkeye değer katabilecek bir teknoloji ve... E, ülkenin sahip olduğu katılımlı bir şirket hale dönüşsün diye yola çıktım. Sahip olduklarımızı, geliştirdiğimiz bütün altyapımızı bu ülkenin insanının bize vermiş olduğu destekle bir yere getirdik. Şimdi onu daha büyük görevlere, daha büyük e, vazifelere ileriye doğru taşımak için artık sahip olduklarımızı gerçekten bize imkan sunan milletimizle paylaşarak, onu burada gerçekten bir oyuncu kılarak, Hı hı. Yapmak istediklerimizi daha kısa sürede yaparak ülkeye bir değerli şirket kurmak. Yani güçlü, sürdürülebilir ve paylaşımcı bir şirket olması açısından evet. halka arz bizim için çok kıymetli. Ee, çok güzel anlattınız. Biraz da öyle güzel anlatıyorsunuz ya ben de heyecanlanıyorum. Özellikle bu teknoloji vesaire denince tabii teknoloji üretimi. Çünkü biz şimdi e, sürekli cari açık haberleri yapan bir gazeteci olarak hani ya bu da olmasın üretelim kendi kendimiz üretelim teknolojiyi kendimiz üretelim bilmem hani tabii ki ihracatımız da var vesaire ama bunlar bunları duyunca ben de heyecanlanıyorum doğrusu. Teşekkür ederim. Acaba 10 sene sonra Başka bir şey mi olacak? Bu, bu sistemler sizin ürettiklerin savunma sanayi kapatabilir mi Türkiye'nin cari açığını, teknoloji açığını, üretim açığını diye de aklımdan geçiyor bir taraftan. efendim şimdi ne, kadar şirketin ne kadarını halka açıyorsunuz? E, %25'ini halka, açıyoruz. 25 halka açıyorsunuz. peki bu anlattıklarınız doğrultusunda... <laughs> şirketten e, arz edildikten sonra belirgin bir fon sağlayacaksınız. Doğru. O fon tam olarak nerede kullanılacak? Çok nasıl güzel. kullanılacak? Nasıl büyüteceksiniz o şirketi? İşte bir sefer bahsettiğim gibi özellikle gelirlerimizin %50'sini yeni tesis ve yeni teknolojik yatırımlarda kullanmak istiyoruz. Nerede kuracak Şu anda Kocaeli dilovasında yeni bir tesisi tamamladık. Yaklaşık bir iki buçuk üç ay içerisinde tamamıyla devreye almış olacağız. Şu anda aktif olarak çalışmaya başladı. Bir iki tane daha. Belirgin bir şey üretiliyor mu orada yoksa ARGE mi? Şöyle söyleyeyim ben size. üretim tabanlı ve bir altyapı kurduk. Elektronik kart ve dizgiden tutun. çok hassas parça işlemeye kadar. Hatta buradaki hassas parçadan kastettiğim şöyle. Gerçek zaman kontrol edebilen. 5 eksenli bilgisayarlı kontrolü tezgahlarla parça üretebilme yeteninde sahip bir altyapı kurduk. Yine yani sanma sanayinde mi kullanıyorsunuz? Sanma sanayi. Orada sanmanın yani. şemsiyesi altında Hı. Hı. yaklaşık 12.500 metrekarelik bir kapalı alanda e, ciddi bir makine yatırımıyla beraber bazı alanlarda ülkemizde ilk defa olacak yatırımları gerçekleştirmeye özellikle hassasiyetle dikkat ettik. Bunun benzerini e, Ankara'da e, biliyorsunuz e, şey Kahraman Kazanda havacılık evet, evet. ve uzay savunma şeyi var. İhtisas Organize Sanayi Bölgesi var. Orada 16255 metrekarelik yeni bir arazi satın aldık. O arazide de Gebze Kocaeli Dilovası'nda kurmuş olduğumuz tesisin bazı açılarından benzerini Ankara'da orada da kurmak sen. istiyoruz. O yüzden de %50'lik kısmını bu tesisleşme ve altyapı, teknolojik altyapıda kullanmak Hı. istiyoruz. yüzde ee, %15'lik kısmını ki bu bizim açımızdan e, önemli bir şey. E, işletme sermayemizi daha e, güçlendirmek, güçlendirmek için kullanmak Hı. istiyoruz. E, özellikle test ve doğrulama ve ARGE bizim açımızdan en kıymetli olan şeylerden bir tanesi. Yani masada yapmış olduğunuz ürünü e, çevre şartlarına bakarak ve çevre şartlarına dikkat ederek sanki onunla beraber karşılaşıyormuş gibi test etmeniz gerekiyor. O yüzden ciddi bir altyapıyla test ve doğrulama ve Arge harcaması yapmak istiyoruz. Hmm. Onu da Bunun bu iki, iki tesiste yapacağız. Evet, %15'lik kısmını buraya buraya ayırdık. Ee, özellikle e, farklı ülkelerde yani işte e, Batı'da ve işte e, Afrika'da, e, Asya'da ee, daha farklı bir e, tanıtım ve network ağ kurmak istiyoruz. Hmm. Yani bazı İçeride yerlerde orada. ofisler açmak gibi. Hmm. O yüzden yüzde beşlik kısmında burada kullanmak istiyoruz. Sizin bu ürettiğiniz ürünler böyle hani anlık kadarla şöyle. Hani otomotiv yedek parçası gibi ama tabii bu te teknoloji bu. Çok güzel. Bu teknoloji. Şöyle e, tam otomotiv yedek parçası gibi değil. Öyle olanlar da var. Sistem olanlar da var. Yani sistem alıp olanlar. kullanıyorsunuz. Yani, yani siz direkt İHA'da üretiyorsunuz. Evet. Ya. Alıp direkt şey, İHA'da işte, üretiyorsunuz. işte platform. O evet. yüzden de dikkat ederseniz hep e, hassasiyete dikkat ediyorum. Söylemeye gayret ediyorum. E, ürün var. Sistem var. Sistem çünkü daha Üçü büyük bir yapı. Bir evet. de platform var. Platform var. Yani Üçü birden. Alıp, onu, onu anlattınız. Evet yani. Alıp ama kullanabilirsiniz. Ama şeyin üzerine daha fazla duruyorsunuz ya. O yani teknoloji isteyen ama yani teknoloji geliştirme isteyen yedek parça gibi düşünülen hani işte Kaan'ın e, parçaları gibi. Tabii şöyle gibi. bir örnek vereyim size. Ama bunlar o ürünlerin en önemli parçaları Kesinlikle. neredeyse. Bir enerji yönlendirme e, stabilize yapısı geliştirdik yoğun bir ışık demeti olduğunu düşünün. Yani projenin gizli olmasından dolayı şöyle bir örnek vereyim. Bir metre ilerideki bir yere elinizdeki bir ışıkla dokundurmak istiyorsunuz. Bir metre uzaktaki bir yere bir ışığı hedefe dokundurmak istiyorsunuz. Bu ışığı aynı şekilde 10 kilometre uzaktaki bir yere dokundurmak isteyin. Bu sistemin hassasiyetini bir düşünün onu yakalamak hmm. için ve yani, takibini bir düşünün. Işık yani ışık mı tutmak istiyorsunuz 10 kilometreye? Evet, biz anladın? 30 kilometreye 30 kilometreye ışık tutacaksınız. Evet, bu yönlendirilmiş hmm. ışık diyelim biz ona. Yani hüzme ışık diyelim öyle e, burada toparlamış hmm. olayım. Yine savunma sanayinde mesela. Savunma yani hedefi görme evet. vesaire açısından. Evet. ya yani buradaki e, geliştirdiğiniz teknolojik ürün ve hassasiyet o kadar yüksek ki. Evet. O silahın başarısında sizin sahip olduğunuz teknolojik yetkinlik inanılmaz bir kıymet arz ediyor. Yüzde beşlik kısmını e, Oraya finansal finansal e, borçlarda kullanmayı düşünüyoruz. Yani finansal araç olarak kullanmayı düşünüyoruz. E, hı hı. E, bitti zaten. Bir, şöyle yüz, yani yüzde... yüzde kısmını da özür diliyorum. Yüzde kısmını da yeni ve uç veren teknoloji geliştiren e, altın ay savunma gibi bir teknoloji lideriyle beraber daha farklı bir yere gidecek olan teknoloji firmalarına ortak olmak, satın almak hmm. gibi bir düşünce. Biraz girişim var. sermayesi evet, gibi Evet, girişim, girişim sermayesi. sermayesi gibi. Şimdi bütün, bütün bu söyledikleriniz ama yani değerli izleyenler içinde karışıklık olmasın diye yani 100 birim halka açıyorsanız 50'si değil mi? eee yeni teknolojiler ve üretim tesisleri, evet. 15'i işletme sermayesi. 15'i ve doğrulama ve arge yatırımı, ee, 5'i finansal araçlarda kullanmak üzere, %5'i e, uluslararası düzeyde altyapı ve network kurmak üzere, %10'u da Yeni tamam. teknoloji şirketlerini satın almak. Tamam. Şimdi tam olarak anlaşıldı. Çünkü Şöyle anlaşılabilirdi. Onun tehlikesi vardı. O yüzden açtırdım size. %15'i işletme sermayesi deyince zaten %25'ini açıyorsunuz. 15'in 25'i işletme sermayesi deyince biraz farklı anlaşılabilir. Yani yok. O yüzden yok, yok. İşletme, ben öyle anlamadım ama yine de ya, e, yanlış anlaşılmaları Aha. önlemek için çok iyi anlattınız. Yani elimizde e, tutmak için e, öyle söyleyeyim. Son, son söyledikleriniz <laughs> tamamen e, her şeyi açık seçik ortaya serdi. Teşekkür ederiz efendim. E, şu sorun var her, her seferinde soruyorum. Yatırımcılar size neden ortak olsun? Tabii ki ben yani şöyle diyeceksiniz. Ben sabahtan beri ne anlatıyorum? Bu, bu şirkete ortak olunması için zaten e, dil döküyorum. E, yani bu şirketin değerlerini ortaya koyup bu değerlere ortak olunmasını sağlamaya çalışıyorum. Ama yine de yani sizin e, dilinizle, dilinizde, kendi söyleminizle daha doğrusu. Neden ortak olsunlar yatırımcılar size? Şimdi Altınay, ya bu 30 yıllık yolculukta oluşturduğu bilgi ve yeteneği belli bir noktaya geldi ve biz buna bir teknoloji hazinesi diyoruz. Biz o yüzden bu teknoloji hazinesinin ülkeye gelecekte sosyoekonomik olarak ciddi anlamda bir kalkınma motoru olacağını görüyoruz. O yüzden de bugün özellikle Altınaya halka arz yaparken gelişmiş bütün batı toplumlarında büyüyen ve gelişen şirketlerin bu e, araçlarla ülkelerine önemli hizmetler yaptığını gördük. Biz de bu arzla büyüyen ve gelecekte daha büyük işler yapacak olan bu şirketin e, ortağı olmalarını çok kıymetli görüyoruz. İstiyorsunuz. Evet. Peki sizin e, şu halk arzdan sonra e, halk arz da içerisinde tabii. Oradan edilecek fonda içerisinde. Bir 10 yıl sonra ya da hayalinizde 20 yıl sonra şirketi nerede görüyorsunuz? Nasıl bir şirket olacak Altınay Savunma Sanayileri ya da Altınay? Ee, şöyle bir örnek ben ne? size. Ee, ben e, 1994 yılında üniversitedeki akademik görevlerimi bırakıp sanayiye atılırken e, şöyle bir e, e, yani hedef, hedefle ayrıldım aslında. Ya, tebessüm etmeyesiniz diye cümlemi dikkatli kullanmaya çalıştım. Dedim ki Türk sanayisinin üretim anlayışını ve yönetim anlayışını ve Türk sanayisinin üretim kapasitesini ve altyapısını değiştirmek arzusuyla üniversiteden ayrıldım. O gün çünkü ülke için hayal ettiğim teknolojik altyapı o gün için Türkiye açısından çok daha ilerideki bir yapıyı temsil ediyordu. Yani insansız fabrikalar, çok nitelikli üretim altyapıları, Bunları sağlayabilmek için de yaklaşık 20 yıla yakın bir zaman özellikle ülkemizin sanayileşme ve sanayi stratejisiyle alakalı birçok konuda doğrudan devletimize hizmet etmek kaydıyla görevler aldım. Yani bunları aynı zamanda bir strateji ve politik olarak da yazmaya gayret ettim. Hı. Ben ülkemin kalkınmasını, güçlü anlamda kalkınmasını e, gönülden isteyen birisiyim. O yüzden de Altınay Teknoloji Grubunun ülke var oldukça onunla beraber büyüyen elektromekanik ve teknolojik altyapılarda değer yaratan, insan yetiştiren, ürün ve altyapı kuran büyük bir teknoloji grubu ve sanayi devi olmasını istedim. Onun için kurdum yani öyle söyleyeyim ben size. Bu isteğinizi ben de Canı Gölünde katlıyorum efendim. Halka arz rakamlarını biraz açıklar mısınız? %25'in halka açıyorsunuz. Ne kadarlık büyüklükte olacak? Ne kadar bir fon? Yaklaşık 58 milyon 800 bin nominal adetle hı hı. halka arz gerçekleştireceğiz. Ya yani 200 milyon liralık yaklaşık sermayemizi sermaye artışıyla 235 milyon liraya çıkartacağız. Hı hı. 32 liralık bu birim fiyatla beraber yaklaşık 1.8-1.9 milyar TL'lik bir arz büyüklüğü. Halka arzı olacak. Halk Şirket büyüklüğü olacak. öyle olunca tabii %25'iydi değil mi? %25'iydi. 2, 2 desek 8 gibi bir rakama geliyor. Benim hayalim şey çok daha büyüyor, öyle söyleyeyim size. Peki, <laughs> dediğim gibi katlı İnşallah başarılı oluruz. İnşallah. Yani. Talebin nereden gelmesini bekliyorsunuz? Bu yani Alkarz için ben, uygun e, bir şey? Bu yolculuğa çıkarken, bu yolculuk açısından he, bütün yatırımcılar çok kıymetli. Ama hep aynı şeyi söylüyorum. Yani bu yolculuğun en önemli parçası milletimiz. O yüzden de bireysel yatırımcıya yaklaşık yüzde 69 gibi bir payla hı hı. çıkıyoruz. Yüzde 30'luk kısmını kurumsal yatırımcıyla paylaşacağız. Yüzde birlik kısmını da altın ay savunma teknolojilerini var eden arkadaşlarımızla inşallah paylaşmış olacağız. Çalışanlarımızla. Evet. Onlar bizim dava arkadaşlarımız. Evet. Bu davaya inanıyorlar. Bu dava <laughs> ülkenin Kalkınma davası. Evet. Teknoloji üretimi. Sizin o kadar çok inanmışlığınızı belli ediyorsunuz ki gerçekten e, çok az gördüm bu kadar e, inanan işine inanan, e, dava olarak gören insan. Sağ olun, var olun. Benim sorularım bu kadar efendim. E, artık halk arz süreci başlıyor. Talep toplama başlıyor. E, bugünden itibaren e, umarız tabii e, hayallerinizi, hedeflerinizi ulaşırsınız. İnşallah ben canı gönülden. İnşallah ben size bu dileklerimi iletmiş sağ olayım. Olun. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Başka var mı hiç unuttuğumuz bir şey var mı Yok. ya da benim Siz hayalim son... bu Bu ülkenin hayali öyle söyleyeyim size. Yani ben ülkem için hayal kuruyorum. Ülkemi çok seviyorum. Evet. O yüzden de ülkemin zenginleşmiş olması. Şöyle bir örnek vereyim. Bizde iki tane temel değer var. Hani bu yeri geldi şimdi bunu söyleyeyim. Bu iki temel değer özellikle arkadaşlarımızdan alıp yetiştirirken onlara hassasiyetle üzerine durduğumuz nokta. Bir, sahip olduğunuz bilgi ve yetenekle yüksek teknoloji üretme konusunda elinizden geldiği kadar çaba sarf edin. Yani yüksek teknoloji. İkincisi de bunların hepsini yapacak olan bu insanda bir kıymet ve değer. O da yüksek ahlak. Biz yüksek teknolojiyi yüksek ahlakla ülkede geliştirip Tabana yaymak. Evet. Gelecek ülkelerde zaten böyle gelişiyorlar. Son sorum da şu olsun. Aslında bitirdim dedim ama merak ediyorum. <laughs> üniversitelerimiz yeterli derecede iyi mühendis yetiştiriyor mu? Ben şöyle, üniversitelerimize karşı haksızlık yapmak istemiyorum. İyi nitelikli altyapıya sahip, iyi akademisyen altyapısına sahip, iyi laboratuvar imkanları olan üniversitelerimiz var. Belli düzeyde olan üniversitelerimiz de var. Ben e, ülkeye katkı sağlayan bütün akademik altyapıya, <laughs> özellikle çaba sarf eden, öğrenci yetiştirmek için e, emek sarf eden herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kesinlikle var. Ben. Daha iyiyim. Çalışanlarına zaten Türk üniversitelerinden Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Tabii bu ben, ülkenin... de, ben de ben itiliyim. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, uçak uzay bilimlerinden hı hı. mezunum. Yani Türkiye'nin ilk dört uzay mühendisinden bir tanesiyim. Vallahi uzay mühendisi de nasıl olunur bilmiyorum. Öyle söyleyince gerçekten <laughs> benim bizim konumuz oydı. Onu da mekanik... sorayım. Ne nedir uzay mühendisi? Yani ben uzay benim mühendisi, kafamda bir yani uzay, uzay, uzay mühendisliği astronot geliyor hemen. Yani. Öyle bir Yok, şey değildir değil herhalde. aslında şöyle. Atmosfer şartlarındaki hava araçlarını bilen ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olan mühendislik anlamında. Sonra da uzay boşluğunda gidecek olan ve orada konumlanacak olan araçların ki bunlara Hı -hı. uydular özellikle Hı -hı uyduların yörünge denklemlerini yapabilen, bunların haberleşme konusundaki haberleşme altyapılarını e, bilen, bir uyduyu yerden alıp yörüngeye kadar götürecek olan bütün bu süreç içerisinde hemen hemen aradaki bütün mühendislik ve teknolojik altyapıda bilgisi olan veya burada herhangi bir alanda çalışabilme potansiyeli olan bir kişidir. Ne demek o? o Al bunu atmosferden roketle yörüngeye götür, yörünge denklemlerini yap, Uydu mekaniğini ve uyduyu hesapla. Uyduyu oraya koy. Sonra da orada güvenli bir şekilde bilgiyi ondan almaya çalış. Ne bilgisi istiyorsa. Yaptınız mı peki? Ee, ben robot geliştirdim. Robot geliştirdiniz. Peki. Çok sağ olun. Yani ülkede... Ama ülkemizde biliyorsunuz uydu konusunda ciddi bir altyapı var. Ve ben de belli bir süre bu altyapıya hizmet ettim. Hizmet ettiniz. Bir yönetici evet. olarak yani. Ülkede o kadar e, konuşulmaması gereken konu konuşuluyor ki tabii gönül ister ki bu bilim, teknoloji sürekli konuşulsun ee, ama gündemimiz farklı yerlere gidiyor, Ülkemiz farklı şeyler Bu konuşur. konularda artık gerçek anlamda bir evet. birikim var. Türkiye kendi e, roketiyle inşallah en yakın zamanda kendi uydusunu yörüngeye güvenle yerleştirebilecek bir birikime sahip. Bunu da size buradan söylemiş olayım. Peki. Pek inanılır evet. gibi değil ama Mem, Memnun oluruz efendim. <laughs> yani gurur duyarız bu söylediklerinizden. Ülkede çok kıymetli Sa insanımız Sağ olun. Var. Yani biraz da şey fazla konuşmuyor muyuz acaba diye düşünüyorum. Bu, bu, bizim açımızdan da iletişim olarak, evet. iletişimci olarak. Bundan sonra umarım daha fazla konuşulur. İnşallah. Teknoloji, Bunlar siyaset bilim. üstü konular çünkü. Tabii ben ki. De. Tabii ki. gönül ister ki siyaset üstü konuları daha fazla konuşalım. İnşallah. Çok sağ olun efendim. Yeniden ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için de tam ben bu yoğun de. gününüzde ayaklarınıza da sağlık. Sağ olun, var olun. Efendim, Yatırımcı Rehberi halkars özel programının sonuna geldik. Borsa İstanbul'da 2024'ün 13. Halkarsı Arz'ı yeniden söyleyelim. Altınay Savunma Teknolojileri olacak. ve Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay bize hem şirketi, hem sektörü, hem teknolojiyi, hem bilimli savunma sanayi her şeyi anlattı. Kendisine katkılarından dolayı yeniden çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Halkarız programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.